2006 yılında Almanya'da Türk mühendisler tarafından kurulan Vanguard Otomasyon, tarih 2009'u gösterdiğinde İzmir'de üretime başlıyor. Demir çelik sanayi, çimento, kimya, arıtma başta olmak üzere çok sayıda sektöre çözüm sunan firma, üniversite sanayi işbirlikleri sağlıyor, TÜBİTAK destekli projeler geliştiriyor. Bilgisayar, yazılım ve donanım teknolojileriyle haberleşme teknolojilerinde yaşanan gelişmeler üst düzey otomasyon sistemlerinin tasarımını mümkün kılıyor. Elektrik ve otomasyon sektörlerinde uluslararası yapıya sahip bir mühendislik firması olarak Türk mühendislerce temelleri Almanya'da atılan Vanguard Otomasyon, özellikle ağır sanayiye hizmet vermek üzere 2009'da İzmir'de üretime başlıyor, satış ağının genişletilmesinde İstanbul ofisi sorumluluk üstleniyor. Vanguard'ın kuruluşu 2006 yılı Almanya Münih'te gerçekleşiyor. Vanguard'ın kurucusu Eray Zümbül, Türk mühendisliğini Almanya veya Avrupa'da, hatta dünya ölçeğinde kullanabilmek amacıyla bu firmanın merkezini Münih'te, Almanya'da kuruyor. Devam eden süreç içerisinde 2009 yılında Türkiye'deki organizasyon hayata geçiyor. Bu organizasyon içerisinde bizim gibi firmaların altyapısını oluşturan üretim ve mühendislik grupları Türkiye'de, İzmir'de oluşmaya başlıyor. Uygulanan, sanayide gerçekleştirilen bütün projelerde kullandığımız mühendislik altyapısı tamamen Türkiye'deki mühendislik ve Türkiye'deki kaynaklara dayanıyor. 2011-2012 yıllarından itibaren de İstanbul'da bir ofisimiz açılıyor. Satış altyapısı oluşturuluyor ve satış anlamında daha çok sanayiye, daha çok müşteriye erişebilir hale geliyoruz. Bu satış organizasyonunun devamını benzer şekilde Almanya ile de bütünleştirerek 2012-2013 yıllarından itibaren Almanya'da da ciddi bir müşteri potansiyeli oluşturur hale geldik. Müşteri profili açısından baktığınız zaman da hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi ve Türkiye'nin yakınındaki coğrafyayı kapsayacak şekilde bir müşteri profilinde hizmet verecek şekilde organize olmuş bir firma diyebiliriz. Gelişen teknolojiyle birlikte sanayi ve otomasyon deyim yerinde ise etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütünün parçası oluyor. Hal böyle olunca üretimde verim artışı en doğal sonuç halini alıyor. Sanayiye, sanayi tesislerine elektrik ve otomasyon çözümleri sunan bir firma. Günümüzde otomasyon, bilgisayarlı sistemler artık sanayinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ama bu otomasyon sistemlerini elektrik sistemleriyle çok daha iyi kombine ettiğiniz zaman verim açısından ve işletmelerin daha iyi işlemesi açısından daha iyi sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Özellikle de sanayi içerisinde ağır sanayiyi hedef alacak şekilde bu sektörlere elektrik ve otomasyon konusunda imalat, mühendislik, otomasyona yönelik yazılım uygulamalarıyla birlikte çözümler sunan bir firma. Hedeflediği sektörler biraz önce bahsettiğim gibi ağır sanayi öncelikli olmak üzere demir çelik sektörü, çimento sektörü, kağıt sektörü, su, kimya, petrokimya gibi sektörleri hedefleyerek bu sektörlere mühendislik içeren çözümler, katma değer yaratmayı hedefleyen çözümler sunan bir firma. Hedef pazarda ilk sırayı demir çelik sanayi alıyor. Genel Müdür Ufuk'tan Yavuz, sektörde farkımızı mühendislik altyapımızla ortaya koyuyoruz diyor. Demir çelik sektörü, çimento sektörü, kağıt sektörü, su, kimya, petrokimya gibi sektörleri hedefleyerek bu sektörlere mühendislik içeren çözümler, katma değer yaratmayı hedefleyen çözümler sunan bir firma. Kullandığımız ekipmanlarla müşterilere sunduğumuz bir takım yazılım ve mühendislik katkılarıyla müşterilerimizin önünde fark yaratıyoruz. Fark yarattığımızın feedbacklerini de müşterilerimizden alabiliyoruz.
üretimi hem mühendisliği aynı potada eriten firma, çözüm ortaklığı yaptığı sektörlere yüksek katma değer vaat ediyor. Elektrikle ilgili çözümler söz konusu. Bunların elektrikle ilgili olan kısımlarında mühendislik, daha sonrasında imalat ve yapmış olduğumuz çözümün bütününü sahaya gidip devreye alma dediğimiz, çalıştırır halde hayata geçirip daha sonra da müşteriye teslim eder çözümler haline getiriyoruz. Dolayısıyla ürün grubu aslında sadece bir donanım dediğimiz ekipmanlardan değil, mühendislikle beraber yoğrulmuş bir takım çözümler haline dönüşmüş oluyor. Genel Müdür Ufuk'tan Yavuz, ekibin bu sürecin en önemli aşamasını teşkil ettiğini söylüyor. Zira işin ehli isimlerle çalışmak, başarının da müşteri memnuniyetinin de garantisi oluyor. Dünyanın her tarafında çok mükemmel ekipmanlar söz konusu. Bunları doğru mühendislik, doğru insanlarla bir araya getirip kombine etmediğiniz zaman her zaman doğru sonuçlar çıkmayabiliyor. Buradaki mühendislik grubumuz müşterimizin projesiyle birlikte ön çalışmaları yaptığımız bir projelendirme grubu ile başlıyor. Projelendirme işlemlerini bitirdikten sonra imalatla ilgili mühendislik çalışmaları ve bunun paralelinde otomasyonla ilgili mühendislik çalışmaları söz konusu oluyor. Tüm bu çalışmalar müşterimizle birlikte onların proseslerini, onların koşullarını onlarla birlikte oluşturarak, kendi know-how'ımızı, birikimlerimizi onlara aktararak birlikte aslında bir ekip çalışması halinde ilerliyor. TÜBİTAK, üniversite ve sanayi işbirlikleri firmanın gücüne güç katıyor. Kendi ARGE grubunun içerisinde bugüne kadar sahada birebir uygulaması yapılmış, 3 tane endüstriyel tesisin çalışmasında kullanılmış olan DC sürücü uygulamalarını da kendi bünyesi içerisinde gerçekleştirmiş ve hayata geçirmiş bir firma. Benzer şekilde AC sürücü uygulamalarıyla ilgili olan çalışmalarımız da yaklaşık 1,5 senedir devam ediyor. Bununla ilgili de hayata geçmiş olan bir projemiz çok yakın zamanda söz konusu olacak. Ve Türk sanayine bu anlamda da ikinci bir alternatif veya değişik alternatiflerde sunabilir hale gelmiş olacağız. Bu çalışmalar sırasında TÜBİTAK'la, sanayi odalarıyla, bir takım üniversitelerle birlikte çalışmalarımız söz konusu oluyor. ARGE Müdürü Hüsnü Aydoğan, 2013 yılında oluşturulan ARGE biriminde entegre bir yapının hakim olduğunu dile getiriyor. Mekanik tasarımından tutun da, PCB üretimi, yazılımlar, her şeyi kendi tasarımımızdır. Arkadaşların hepsinin ayrı ayrı görevleri var. Kimisi hardware üzerinde, kimisi software üzerinde. Çok deneyimli insanlar. Son bir yıldır da yüksek güçlü frekans konvertörü projesinde çalışıyoruz. Bununla ilgili TÜBİTAK desteği var. İki üniversiteden çalışmalarımız var. Bu şekilde projeleri yürütüyoruz. Biz 1.2 megawatt frekans konvertörü yaptık. AC frekans konvertörü. Bununla ilgili saha testlerimiz bitti. 2016 başında üretimini planlıyoruz. Elektrik ve otomasyonda dünya ölçeğinde bir firma olarak anılmak en temel hedefler arasında. Özellikle çelik sanayi konusunda Türkiye'nin en önde gelen firmalarından biri haline geldi şu anda. Sunmuş olduğu çözümlerle. Sadece ekipman sağlamak değil. Bunun gibi diğer sektörler, çimento sektörü gibi, kağıt sektörü gibi ağır sanayinin diğer sektörlerinde de benzer konuma gelmeyi hedefliyor. Almanya'da kurulumunun hareketinin arkasındaki temel hedef, kurucularının da kendine koymuş oldukları bir misyon. Vanguard'ı dünya ölçeğinde bir çözüm firması, mühendislik firması haline getirmek. Bugün baktığımız zaman dünyadaki birçok yatırımlar Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada gerçekleşiyor. Dolayısıyla ana fokus alanlarından bir tanesi bu coğrafya. Almanya'daki mühendislik imkanları yavaş yavaş Almanya dışına doğru veya Avrupa'daki mühendislik imkanları
Avrupa dışına doğru çıkmaya başlıyor. Bu anlamda bizim gibi firmaların, birikimi oluşmuş firmaların önemi de bir kat daha artıyor. Vanguard'ın hedefi de bu noktada bu boşluğu doldurmak ve bu know-how'ını sürekli artırarak dünyanın en önemli mühendislik firmalarından biri haline gelmek. Yakın coğrafyamızda yatırım ve endüstrileşme anlamında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Türkiye'nin stratejik konumu satış grafiğinde ihracatın payını artırıyor. Özellikle son 3 yıllık süreçte projelerin %70'i yurt dışındaki pazarlarda gerçekleşiyor. Afrika'daki Nijerya, Kamerun, Cezayir gibi ülkelerden tutun da Orta Doğu'daki Suudi Arabistan, Irak gibi ülkeler, Rusya gibi Asya'daki uygulamalar, Balkanlar'da Arnavutluk gibi uygulamalar, Polonya'da projeler, hatta son dönemde Hindistan'a kadar yapılmış, yapılmakta olan projeler söz konusu. Dediğim gibi %70'i aşağı yukarı yurt dışında oluşan projeler, kalan %30'luk kısmı Türkiye'de olan projeler. Burada da hakikaten ismi gerek çimento, gerek kağıt sektörü, gerek demir çelik sektöründe üst sıralarda sayabileceğimiz firmaların içerisinde yapılmış olan, hatta çoğu projede de Avrupalı firmalarla rekabet ederek elde edilmiş projelerden oluşuyor. Dünya genelinde çok sayıda nitelikli projeyi imza atan firma, Türk mühendislerin gücüne inanıyor, sanayicilere de bu güce kayıtsız kalmamaları çağrısında bulunuyor. Türk mühendisliği ciddi aşama içerisinde, ciddi birikimler oluşturdu ve oluşturma yolunda devam ediyor. Türk sanayinin Türk mühendislere daha fazla güvenmesi, daha fazla fırsat vermesi, Türk firmalarını bu anlamda daha fazla desteklemesini bekliyoruz. Bu oluşacak işbirlikleri her iki tarafı da daha yukarılara taşıyacaktır diye düşünüyoruz.